bu adamın parmağı kayboldu. Balık fabrikasında çalışan adamın parmağı yanlışlıkla bu sardalya kutularından birine yerleştirildi. Sonrasında bu sardalyalar dağıtıma çıktı. Markete götürüldü ve raflara dizildi. Munez parmağını bulmak için marketleri dolaşmaya başladı, sardalya kutularını aldı ve sallayarak içinde ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kaybolan parmağını bulmaya çalışan adam kasabadaki tüm sardalya kutularını kontrol eder fakat bir sonuç alamaz. Artık ümidi tükenmek üzereyken küçük bir bakkal dükkanından haber gelir. Dükkandaki konserve kutusunu alan adam parmağını oynattıkça kutunun hareket ettiğini görür, eve dönen adam parmağını yerine takar. Her şey çözülmüş gibi görünse de parmağında bir tuhaflık vardı. Bu parmak sanki ona ait değildi ve parmağın kontrolünü başkası sağlıyordu. Parmağını masaya vurmaya başlayan Nunes, arkadaki adamın parmağının masaya vurmaya başladığını fark eder. İşte onun parmağı orada, bu adamın elindeydi. Nunes parmağını hemen geri almak zorundaydı. Çünkü bu adam burnunu karıştırmak üzereydi. Sonunda Nunes adamla parmağını takas eder ve her ikisi de parmağına kavuşmuş olur. Balık keserken parmağı kopan adam fabrikadan istifa etmeye karar verir ve bir güvenlik görevlisi olarak başka bir işe başlar. Aşırı kalabalık olan bu otobüste kadınla adam birbirinden hoşlanmaya başlarlar. İkili otobüste samimi olduktan sonra evlenmeye karar verirler. Fakat kadın zaten evliydi ve kocasından boşanması gerekiyordu. Zengin adam onun kocasına yüklü miktarda para verir ve boşanmaya ikna eder. Karısından boşanan Nunes, otobüse biner ve burada bir kadın onun dikkatini çeker. Sandra kafasını kaldırmadan sürekli kitap okuyordu. Bu kadın okuduğu kitabın kutsal bir kitap olduğunu düşünüyordu. Onun şifrelerini çözmeye çalışan kadın kafasını kitaptan kaldırmadan tüm dünyayı dolaşır. Kitabı onaylatmaya çalışan kadın hiçbir sonuç elde edemez. Bu kadına ilk defa onu arabasına alan Nunes ne okuduğunu sorar. Taksicilik yapmaya başlayan adamın arabasına garip biri biner, ilk önce kol saatini, sonra da arabanın aynasını yalar. Laptopunu ve telsizini yalayan adam, durdurak bilmeden her şeyi yalar. Nunes'i de yalamaya başlayan adam onunla eve kadar gider. Yemek tabağını yağlamaya başlayan adam televizyondan sonra menüsüne ayakkabıyı da ekler. Evin her yerini yalamaya başlayan adam Nunes'i endişelendirmeye başlar. Ve korkan adam sonunda onun ağzını bantlamaya karar verir. Oldukça yalnız olan Nunes, bu adamla arkadaş olur ve onu yanında dolaştırmaya başlar. Fakat bu adam taksiye binen müşterilere de rahat vermiyordu. Sonunda Nunes ondan kurtulmaya karar verir ve yanından kovar. Adamın taksisine ikinci kez Sandra denk gelir. Temizlik ve düzen konusunda takıntılı olan Sandra yeni iş yerini düzenlemeye başlar. Tüm kutuları titizce dizdikten sonra kendisi için kutsal olan kitabı okumaya başlar. Bu kadın aslında okuma yazma bilmiyordu ve bu kitabı anlayabildiğinde Mesih'e dönüşeceğini sanıyordu. İş arkadaşları onunla dalga geçse de oldukça etkilenmişti. Bacağını titreterek kitaba odaklanan kadın adamın gözlerinin önünden hiç gitmez. Kendisini çaresiz hisseden adam intihar etmek üzereyken, yaşlı bir kadın suratına sahip olan kertenkele onu görür. Bu kertenkele onun bu hayatın ne olduğunu biliyor musun diye sorduktan sonra anlatmaya başlar. O öldüğünde külleri suya serpildi. Onun küllerini yiyen balık yakalanıp ızgara yapıldı. Izgara yiyen çocuklar tarlaya tuvaletini yaptılar, tarlada otlar yeşerdi ve otları yiyen kertenkele yakalandı. Pazardan kertenkele alan adamın torbasındakilerden biri kaçtı ve onun evine yumurtladı. Ve bu yumurtalardan birinden bu yaşlı kadın yeniden hayat buldu. Ona bu hikayeyi anlatan yaşlı kadın genç adama bir adres verir. Adrese giden adam burada yaşlı bir kadınla adamın yaşadığını görür. Yaşlı adam karısı öldükten sonra yeni bir evlilik yapmıştı. Ve ölen yaşlı karısı kertenkeleye dönüşmüştü. Ve bu adamın kızının adı Sandra'ydı. Üçüncü kez onunla karşılaşan bu kadın Nunes'i bekleyen kaderiydi. Ve onlar artık mutlu bir aile olmuşlardı. Filmi sevdiyseniz videolarımı beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.